Sayın ilçe başkanlarım, sevgili partililerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin ve ülkemizin kurucusu olan partimiz, ekonomide, hak ve hukukta, adalette yaşanan yıkımlar karşısında halkımızın umududur. Atatürk'ün çizdiği yolda ilerleyen ve gelişen, üretime, sanayiye, bilime ve teknolojiye odaklanan bir Türkiye için önce önümüzdeki yerel seçimleri kazanacağız. Bu yolda ülkemizi aydınlık yarınlara çıkartmak için sosyal demokrat anlayışı paylaşan Cumhuriyet ve Atatürk devrimlerine gönülden bağlı herkese büyük görevler düşmektedir. Bugün burada bu amaçlar doğrultusunda yola çıkan Yenice ilçe başkanımız belediye başkanlığını aday adaylığı için bir aradayız. Kendisine başarılar diliyorum. Yolu ve yolumuz açık olsun. Kendisi Yenice ilçemiz ve Karabük'ümüz için hayırlı olsun diyorum ve sözü kendisine veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Sayın İl Başkanım, 4 yıl birlikte görev yaptığım çok değerli ilçe başkanı mevkidaşlarım, değerli arkadaşlarım, değerli il yöneticilerim, bugüne kadar partimizin çok değişik kademelerinde görev yapmış değerli kadın kolları, gençlik kolları, il yöneticileri, ilçe yöneticileri, basınımızın çok değerli temsilcileri, bundan önce partimizin her kademesinde canı gönülden çalışmış, partimizin düz üyesi olarak da çalışmış tüm Cumhuriyet Halk Partileri değerli yol arkadaşlarımı ve basınımızın çok değerli temsilcilerini, aramızda çeşitli STK temsilcilerinde olduğu değerli arkadaşlarımızı hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Değerli misafirler, değerli basın, 4 yıllık ilçe başkanlığı dönemimizde yola çıktığımız bir hizmet süremizi bugün itibariyle Sayın İl Başkanımıza Yenice Belediye Başkan aday adaylığı başvurusuyla noktalıyoruz. Bundan sonra da Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, bu ülkeyi kurtaran liderin izinde ve ilçemde de ilçemiz belediyesinin kurucu ve bir sürü hizmetlerini atmış, rahmetle bir kez daha huzurlarınızı anmak istiyorum, Sabrakayı da ölüm yıl dönümünde ve arkadaşlığını da rahmetle huzurlarınıza bir kez daha anarken, her ikisinin gerek bu ülkeye gerek Yenice'de hizmette çizdikleri çizgiyi hiçbir zaman sapmadan Yenice'de Cumhuriyet Halk Partisi'ne daha fazla ihtiyaç olduğunu düşünerek yola çıkmış bulunuyorum. Arkadaşlarımla birlikte. Projelerimiz hazır. Çalışacak arkadaşlarımız hazır. Her şey hazır. Çünkü bu ülkenin de, yaşadığım ilçenin de acilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne ihtiyacı var. Neden bunu böyle diyorsunuz derseniz, ilçemizde de ülkemizde de olduğu gibi siyasi fikirleri farklı da olsa o zenginliği kullanamayıp insanları ayrıştıran zihniyete karşı sokaklarında hangi fikirden olursa olsun bir kahvenin önünde rahatça oturabileceği, çay içebileceği o iklimi yaratma çabasında olacağız. İlçemde nefes alabilmek için, ilçemde her şeyin daha iyi olabilmesi için acilen Cumhuriyet Halk Partili bir belediyeye ihtiyaç var. Ve bunu da gerçekleştirecek bilgi, birikim, donanım ve kadroyla bu işe talibiz. İnşallah bu konuda da önümüzdeki seçim döneminde de hep birlikte çalışarak bu seçim dönemini başarıyla tamamlayıp Cumhuriyet Halk Partili altı oklu bayrağı o belediyenin inşallah burçlarına asacağız. Hep birlikte asacağız. Bu konuda yardımlarınızı her zaman olduğu gibi seçimlerde bekliyoruz. Çünkü ilçemizde sadece doğa turizmi değil,
Bunun yanında da istihdamı tersine çevirip, istihdam katkısı vererek ilçemizden göçü tersine çevirip, ilçemizden dışarıya olan göçü ilçemize yönelik çalışmaları önümüzdeki planlarla, programlarla sizin huzurunuza çıkacağız. Bunları kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki seçim döneminin hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Adaylık süresince de hepinizin desteğini bekliyor. İnşallah bu sürecin daha hayırlı olacağını belirtiyor. Bugüne kadar gösterdiğiniz bütün destek için tekrar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı ayrıyeten teşekkür ediyorum. Basınımıza da bizlere yer verdiği için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, çok var olun. Huzurlarınızda sözlerimi noktalamadan önce aday adaylığı başvurumu da il başkanıma takdim etmek istiyorum. Evet. Yenice ilçe başkanımızın aday adaylık başvurusunu almış bulunmaktayız. Kendisine tekrardan başarılar diliyorum ve başaracağımıza da inanıyorum. Sizlerin sayesinde hep birlikte kazanacağız diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sizlere de hayırlı olsun. İnşallah. Sağ olun.